Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Dündar Yıldız ben. Bugün zararlılarla alakalı bir böcek grubu. Trips. Tripsler daha önce duymuşsunuzdur. Arkadaşlar trips bir tanımdır. Trips böceği farklılıklar oluşturabilir. Mesela kıl gibi olan var. Yuvarlak, nokta şeklinde olanlar var. Çeşidi çok fazla. Bu belirtiler nasıldır? Birçok mücadeleler yanlış yapıldığından dolayı. Sahada da gördüğümden dolayı bu konuyla alakalı örneklerle size bir açıklama ihtiyacı duydum. Dolayısıyla yapraklarınız ya da ağacınızın gelişiminde gösterdiği reaksiyonların neyine kaynaklandığını daha çabuk çözesiniz diye şu an size tripsle alakalı bir video çekmek istedim. Tripsler arkadaşlar ağaç gelişimini tamamen yok eden, bir ağaç değil, sebzede de aynı, bitkilerde, çiçeklerde de aynı, hepsinde gözükür. Mesela sebzelerde en büyük düşman, trips grubu düşmanı çiçek tripsleridir. Çiçek tripsleri arkadaşlar sebzelere ulaştığında, sebze çiçeklerine ulaştığında o çiçeklerden artık bir verim alma şansınızın mümkün olmadığını sonra anlarsınız. Tabii neden olduğunu bilemeyeceğinizden dolayı. Trips olma konusu %99'dur arkadaşlar. Tripsler bulaştığı ağaç ya da bitki. Ne olduğu çok önemli değil. Gelişimini tamamen durdurur. Size yakından göstereceğim. Verdiği zararı göstereceğim arkadaşlar. Ağaçlarda, bitkilerde de, yanımda otlar da var. Onları da göstereceğim. Şimdi insektisit grup koruma ilaçları, böcek ilaçları, bunları kullanmak zorundayız. Yani başka alternatifimiz yok. Mecburen bu insektisit gruplardan kullanmadığımız müddetçe, marka önemli değil. Sadece tarım bayilerine şunu söyleyin. Yani kuvvetli bir insektisit isteyin. Sorunuzu kökünden çözsün. Yaklaş hocam. Bakın arkadaşlar şu belirtiler. Trips. Bakın. Ne zaman oluşur? Trips gruplar arkadaşlar, trips böcekleri baharda daha fazla gözükür. Ne zaman? Hava sıcaklığı 20'nin üzerine çıkmaya başladığında. 20 ile 30 derece arasında baharda popülasyonları başlar. Yaz boyunca, yaz dönemince de devam eder. Ne zaman biter? Tekrar yazın sonunda, sonbaharda hava sıcaklığı 20'nin altına düşmeye başladığında popülasyonları yavaşlar. Tabii ki bununla beraber lavralarını da bırakır. Seneye tekrar faaliyetlerine devam eder. Bu doğanın kuralı. Neden bunlar oluşuyor? Tabii gene insanoğlundan kaynaklanan sebepler. Tripsleri yiyen, tripslerden beslenen böcekler de var. Tabii bunlar yeterli gelmediğinden dolayı bu tripsler oluşuyor. Şimdi arkadaşlar bu turuç ağacımız. Bu değişik bir mandalina arkadaşlar. Belki görmemişsinizdir daha önce. Portakala benzer ama mandalina. Size şuradan hemen ottan göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Bu sebzenizde de olabilir. Bakın şunlar hep trips. Böcek grubunun yaptığı zarar. Hemen şurada yıkılmış, önemli değil. Biberimiz var. Bakın arkadaşlar. Trips zararlısı. Evet, hemen şuradan yaprağı koparacağım. Size göstereceğim. Çünkü önemli bir hastalık. Bakın. Bu trips zararlısının yaptığı bir eylem. Dediğim gibi buna mutlaka zirai mücadele yapmanız gerekiyor. Yapmazsanız sevgili arkadaşlar, devamlı sorulduğundan dolayı işte diyor ki takip eden arkadaşlarım, ağacımın gelişimi yavaşladı, yaprakları büzüştü. Tabii biz buna cevap veriyoruz ama bir video yayınlarsak daha fazla kitleye ulaşacağımızı düşündüğümüzden dolayı bu video çekme gereği duydum. Kesinlikle arkadaşlar mücadelenizi baharda başlayarak periyot halinde mücadelenizi vermezseniz ağaçlarınızın gelişimi
meyve gelişiminiz, sebzelerde de dediğim gibi arkadaşlar çiçeklere tripslerin gelmesiyle tamamen sebzelerin oluşumunu, meyve oluşumunu, her şeyin A'dan Z'ye her şeyini gelişimini etkiler. Dolayısıyla bazı mücadeleleri yapmamız gerekiyor. Yapmazsak da verim alamayız. Özellikle ticari bahçelerde. Hobi bahçelerinde de tabii herkesin birer ikişer ağacı var. Bunlarda da mevcut. Trips hangi ağaçlarda boy gösterir? Ortalama %99 bitkilerde tripsler arkadaşlar gözükür. Dediğim gibi çeşitleri var, türevleri var. Çiçeklerde ayrı, yapraklarda ayrı, gövdede, meyvede olanlar ayrı. Bunlarla ayrı ayrı mücadele etmenize gerek yok. İnsektisit ilaçların hepsi bu konuya çözüm. Evet arkadaşlar, bu konuyla alakalı ya da başka tarımsal bilgiyle alakalı bir sorunuz olursa hemen yorumlar bölümüne mesaj yazarsanız cevaplandıracağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.